Woman TV ekranlarına, astroloji incisine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün yaklaşık 20 yılımızı etkileyecek bir transiti konuşacağız. Plüto Kova Burcu'na geçiyor ve 20 yıl boyunca da Kova Burcu'ndaki seyrinde bize neler yaşatacak, ülkemize neler yaşatacak bunu konuşacağız. Uranyen astrolojinin doğayen ismi Sevilay Erişten'le konuşacağız. Elbette tabii ki bu Plüto Kova seyrinin ve Plüto'nun şu an Oğlak Burcu'nun son 29 derecelerindeki seyrinin de bu depremi tetikleyip tetiklemediğini de sormak istiyorum elbette. Plüto Kova çağına şimdiden hoş geldiniz diyelim. Merhaba Sevilay Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Geçmiş olsun diliyorum sizlere de tüm Türkiye ile birlikte. Hepimizin başı sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Ben de zaten bu programa çağırdığınızda özellikle bu dileklerimi söylemek için gelmek istedim. Gerçekten canım ülkemin başı sağ olsun. Tabii ki böyle felaketler insanları toplum olarak birleştirmeye yarıyor pozitif anlamda ama inşallah ümit ediyorum çok kısa zamanda altından kalkabiliriz, yaralarımızı sarabiliriz ülke olarak ve çok daha iyi günlere gideriz inşallah. İnşallah. Şimdi yayınımızın başında öncelikle şuna değinmek istiyorum. Her zaman böyle depremle ilgili bir takım tahminlerde astrolojide bulunabiliyor. Sizler de bir takım tahminlerde bulundunuz. Şimdi de bazı tarihler belki de konuşacağız. Dilimizin yettiği kadar. Tabii ki ürkütmek, korkutmak değil elbette ki kimsenin amacı ama bir takım tedbirleri almak için de önceden bilmek güzel bir şey bence. Hı hı. Tabii inanmak da çok önemli bir lütuf. Tabii jeologlar konuşuyorlar, bilimsel açıdan değerlendiriyorlar ama onlar bile kendi içinde bazen bir tutarsızlık yaşatıyor bize. İşte kimi diyor ki belki yarın, belki yarından yakın diyor. Kimi 2045'e kadar uzanan bir süreç, bir rahatlık veriyor. İşte belli bir şiddet veriyor ama bilimin bu kadar ortak noktada buluşamaması da hepimizi bir yandan da şaşırtıyor. Yani artık İstanbul'la ilgili beklenen bir deprem varsa az çok tarihin belli olması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü yaşadığımız acının üzerinden herkes panik, evham ve tıpkı bugün yaşanan Başak Dolunay'ı gibi hepimiz panik ataklı ve evhamlı insanlar olduk. Dolayısıyla da astroloji ilmini bilenler inanmaya devam ediyor. Ne yazık ki sizler çok kıymetli hocalarımızsınız. Sizin verdiğiniz bilgileri elbette dinliyoruz ama çok fazla astrolog da türediği için aklı olarak herkes bir şey konuştuğunda insanlar inanmamayı tercih edebiliyor. O yüzden işi uzmanından dinleyelim. Bakalım Sevilay Hocam bize neler anlatacak bugün. Plüto Kova çağı ile ilgili başlayalım ama dilerseniz Plüto Oğlak seyrinin son dereceleri bizlere neler yaşattı? Şimdi söylediğiniz şeylere aslında şöyle bir yorum katmak isterim. Tabii ki bilimsel gelişmeler teknolojiyle de bağlantılı olarak sınır tanımaz. Özellikle zaten Plüto Kova çağı da bize bilimsel gelişmelerde maksimum teknolojik faktörlere doğru gideceğimizi söylüyor. Ve fakat bilimsel çalışmalarda bile dediğiniz gibi ortak bir veride buluşulamamasının bir diğer göstergesi, en azından astrolojik olarak ben bunu anlatmam gerekirse, her zaman olasılıklar ve matematik ve istatistikte yatar aslında. Herhangi bir veriyi geçmişe yönelik analize ettiğimiz zaman, ki zaten jeofizikler de aynı şeyleri yapıyorlar, geçmişe yönelik analiz ettiklerinde geleceğe yönelik bir istatistik ve bir tahminde bulunabiliyorlar. Bu da zaten bilimin şu anda gelebildiği yer. Astroloji de bu bağlamda zaten aynı şeyi söyler. Birçok astrolojik göstergeler, olasılıklar çemberi içerisinde oluşabilecek olaylara ışık tutar. Ama hiçbirisi için kesinlik ya da mutlaklık işaret edemez. Tabii ki diğer astrolog meslektaşlarım da zaman zaman bizim bu 2023'ün genel olarak etkileri altında zaten oldukça zorlu açılar, zorlu dönemler olacağını işaret etmiştik. Ve bunların içerisinde depremlerin de olacağını öngörmüştük zaten. Ve hatta özellikle bu geçtiğimiz tutulmaları tetikleyen, bu akrep hattındaki tutulmaları tetikleyen yeni aylar, dolunayların bunlara gebe olacağını da söylemiştik. Birçok arkadaş da söylemişti zaten. Ve bunlar aslında bir olasılık. Şimdi bu olasılıklar açık olması demek olasılıkların gerçekleşecek olması anlamına gelmiyor. İşte işin zaten asıl kehanet kısmı belki de burada açığa çıkıyor. Önümüzdeki süreçlerde bu sallantılar, astrolojik göstergeler ışığında değerlendirmek gerekirse Ağustos'a kadar çalkantılı olarak devam edecektir. Şiddetini tabii ki bilim adamları ya da profesörler daha iyi bilirler ama bizim kendi yapı düzenimize de bağlı olarak aslında bu sallantıların altından kalkabilecek bir sosyal ve toplumsal düzenimizin zaten olması gerekiyor. Bunun astrolojiyle de alakası yok. Tamamen toplum düzeniyle alakası var. Ve fakat bazı önemli zamanlar vermek gerekirse önümüzde tutulma
tutulmalar var. Önümüzde yeni aylar ve dolunaylar var. Mesela bugün Başak Dolunay'ını yaşıyoruz ki Başak Dolunay'ında Satürn 29 derecede Kova'dan hala çıkmamış oluyor. Plüto da 29 derecede. Az önce 29 dereceyi sordunuz. Ben 29 derece için sorsalar deseler ki ne demek istiyor bu 29 derece deseler. Ben onu 4 kelimeye indirgeyebilirim ki bunlardan birincisi krizdir. İkincisi yıkımdır. Üçüncüsü sonlanmalar, devir sonlarıdır. Dördüncüsü de büyüme, gelişme ve tekamül de buralarda yatar. Dolayısıyla biz şu anda Plüto 29 derece Oğlak'a daha yaşarken ki 24 Mart'a kadar Kova'ya geçmiyor. Satürn balık derecesine geçiyor 0 derece ama Plüto 29 derecede daha Mart'ın sonuna doğru geçecek ve üstüne üstlük Haziran ayında retro yapıp tekrar Oğlak'a gelip aynı derecelere 28-29 derecelere dönecek. Ve yıl sonunda 21 Ocak'ta tam anlamıyla Kova'ya geçmiş olacak. Yani aslında Plüto'nun daha Kova seyahati başladı denilemez. Zaten fragmanını bize gösterecek bu içinde bulunduğumuz süre içerisinde, Mart'tan Haziran'a kadar olan süre içerisinde. Ve biz zaten asıl Plüto Kova ne demektir ya da bizden ne istiyor kısmını daha bu dönemde yeni göreceğiz. Fakat uzun süre 28-29 derecelerde Plüto gidiyor olduğu için bu yıkım ve yeniden yapılanma ve dönüşüm demek olacak. Zaten Plüto'nun yeraltıyla da çok alakası olduğunu biliyorsunuz. Öyle değil mi? Gezegen olarak, sembolizm olarak. Buradaki yıkım kökten değiştirilmesi gereken, çürümüş, kökleşmiş, kalıplaşmış, hatta tabulaşmış, çok uzun zamandır dokunulmamış konuların gün yüzüne çıkartılması demektir. Bu 29 dereceyle beraber çıktığı zaman doğal olarak krizlerle ve sonlanmalar şeklinde çıkacak. Bunun bir korku psikolojisini çıkartmasını öngörmüyorum aslında. Yani çünkü korku bir başak olarak, tabii şu anki dolunay enerjisiyle de konuşayım. Korkunun ecele faydası yok bildiğiniz gibi. Evet. Ve bu Plüto Oğlak'ın aslında konusunun sağlam inşa etmek. Ama hayattaki her şeyi sağlam inşa etmekten bahsediyorum. Olduğunun altını çizmek gerekir. Eğer siz kendi içinizde ya da hayatınızda bir takım çürük yapılar veya oluşumlar içerisindesiniz. Bu bir ilişki hayatınız olur, bu bir kariyer hayatınız olur, bir eğitim hayatınız olur veya yaşadığınız alan olur. Hiç fark etmez. İşte evi sağlam olmayanlar. Evet. Ve siz bu çürük yapıyı bile bile zaten hani buradan günün birinde başıma bir şey gelir ama inşallah gelmez noktasında. Görmezden gelmeyi seçerek eğer giderseniz işte o 29 derecelerin vermiş olduğu kriz, yıkım ve sonlanmayı yaşamanız kaçınılmazdır. Sonra da dönüp şunu diyemezsiniz ki ben bunu niye yaşıyorum? Neden bu benim başıma geliyor? Çünkü bu zaten öngörülebilen bir şeydir. İşte bizim aslında hem astrolojik olarak hem de bilim adamlarının öngördüğü şey aslında böyle bir şey. Bu zaten öngörülebilen bir şey. Bunun her an patlaması ya da bir şekilde ortaya çıkması mümkün. Önemli olan insanlığın daha doğrusu kendisini bu noktada ne kadar hazırlayabildiği. Çünkü şöyle de bir gerçek var. Gerçekten ne astrolojik veriler ne bilimsel veriler olacakla öleceğe çareyi gösteremiyorlar. Sadece olasılık hesaplamaları içerisinde muhtemel zamanları işaret edebiliyorlar. Üstüne üstlük öyle enteresan ki astrolojide o muhtemel zamanda öngördüğünüz şeyin olacağının bir garantisi de yok. Tabii. Bu bilimsel anlamda bile neredeyse böyle. O yüzden bütün astrologların birleştiği konu şudur ki evet olasılıklar bize hala sarsıntıların devam edeceğini söylüyor. Ben Ağustos ayına kadar inişli çıkışlı birçok yer sarsıntısının olacağını, hatta bunun bayağı bir bölgeleri de yayılacağını öngörüyorum. İstanbul açısından soruyorsanız da İstanbul açısını 2024'ün Nisan'ına kadar en azından şu anda öngörebildiğim tarihle, tabii daha da derin çalışmak gerekebilir. 2024'ün Nisan'ına kadar çok büyük ölçekli, en azından bu yaşadığımıza benzer bir şey inşallah beklemiyorum. Ama bu olmayacak demek değil bu alanda. Elbette. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Aklımdaki soru işaretlerinden bir tanesi. Marmara depremi olduğunda 99 yılında Aslan Kova hattındaymış sanırım tutulmalar. Evet. Şimdi 2025 yılında sanırım tekrar o hatta geçecek tutulma dönemi. Takribi hesap yapıyorum kafamda, bakmadım ama o dönem mi daha acaba tehlikeli İstanbul için? Şöyle Türkiye için konuşalım. Türkiye'nin hatları sabit hatlardır. Bizim güneşimiz Akrep Burcu olduğu için. Dolayısıyla Türkiye'nin tarihinde geçmişe yönelik depremlere baktığınızda her zaman sabit hatlarda, yani boğa, akrep, aslan ve kova gibi, evet. Sembolizmasında olmuştur zaten bütün depremler, ölümcü depremler. Özellikle boğa akrep daha belirgindir. Çünkü akrep daha çok ölüm temasını anlatır. Aslan kova sembolizması biraz yönetimle
daha çok ilgilidir. Yani yönetim, idari sistem, parlamenter sistemi, başkanlık seçimleri vesaire gibi konuları daha çok da işin içerisine alır. Fakat tabii ki sabit aksta olması sebebiyle doğal olarak depremler için tetikleyici olacaktır. Nitekim bu yaşadığımız depremde yine kova dolunayı zamanında oldu. Kova Aslan hattında bir önceki Uranüs'ün de bir karesi vardı hatırladığım kadarıyla. Uranüs, acaba şöyle, o da boğada olmasıyla tabii yaptırmış mıdır? Çünkü astroloji şimdi siz de biliyorsunuz. Şimdi siz birçok açıdan değerlendiriyorsunuz ama ne yazık ki bazen şimdi kimseyi hani kötülemek amaçlayamıyorum ama bir tane dolunaya bağlı işte deprem olabilir diyen de var. Ama siz oturduğunuzda işte Uranüs'ün yaptığı karesinden tutun Plüton'un 29 derecesi yani sadece bir göstergeyle bir şey olmaz elbette. Hayır, ve bugün ki tehlikeli bir tarih diyorsunuz ama %100 deprem. Hayır hayır öyle diyemiyorum. Çünkü olasılıklardan ibarettir. Bir takım olasılık hesaplamaları astroloji. Ve biz de buna saygı duyuyoruz ama baktığınızda birçok gösterge var bugün için. Yine Başak ve Toprak vurgusu ve Satürn ve Plüton'un da 29 derecede oluşu gibi. Şimdi Satürn ve Plüton 29 derece devam ediyor ama Satürn bugün hatta Dolunay'dan bir saat sonra neredeyse Balık Burcu'na geçiyor. Ve Satürn Balık Burcu'nda bir daha Kova'ya geri gelmeyecek. Yani evet. Plüto'dan farklı olarak Plüto Kova'ya gittiği andan itibaren Oğlağa geri dönüyor. Fakat Satürn Balığa geçtiği andan itibaren Kova'ya geri dönmüyor. Ve Satürn Balığın temel konularından bir tanesi aslında çevre kirliliği ve hastalıklar sağlık üzerine olacaktır. Asıl konularından bir tanesi. Yani aslında bizim Satürn balığın bize getireceği şey yıkımdan ziyade yıkımın arkasında oluşabilecek süreçler. Bunlar insanların beslenmesi, bakımı, içme suyu konuları, genel olarak iklim koşulları, hastalıklar, bağışıklık sistemi, zehirlenmeler, sular veya seller veya işte dönemsel olarak kuraklıklar gibi konular olacak. Yani aslında bu dediğiniz şöyle önemli olabilir. Eğer Satürn de Kova'ya geri dönüyor olsaydı sabit akslardaki kırılmayı tetiklemesi açısından daha dikkat çekici olurdu ama Satürn balık başka bir şey istiyor artık bizden. Ve ama bu şu demek değil. Plüto ve Uranüs hala aynı konumu korudukları için zaten olasılıklar içerisinde dediğim gibi Ağustos'a kadar deprem riskinin olabileceğini öngörüyoruz. Çünkü bu Plüto ve Uranüs büyük gezegenler. Onlar hızlı hareket etmiyorlar ve Plüto zaten dediğim gibi son derecede yıkım, kriz ve sonlanmayla, devir sonlarıyla alakalı. Uranüs'ün bulunduğu konum çok enteresan. Bir tane Transneptünyen var. Transneptünyen Poseidon diye. Denizler ve depremler tanrısı diye geçer Yunan mitolojisinde. Bu depremin olduğu süreçlerde hep Uranüs ile Poseidon üst üsteydi. Ve Uranüs biraz ilerliyor önümüzdeki süreçlerde. Ve bu özellikle Nisan'daki tutulmalarda vesaire Poseidon'dan biraz uzaklaşmış oluyor. Bu tabii ki net bir ayrışma olmadığı için hala sarsıntıların devam edeceğinin bir göstergesi. Fakat Uranüs'ün konusu sadece deprem değildir. Uranüs'ün konusu genel olarak hayatlardaki değişimdir ki farkındaysanız bu depreme bağlı olarak birçok insanın hayatı en temel olarak göçler sayesinde yine değişti. Farklı bir alana yerleşmek zorunda kaldılar. Belki farklı bir ailelerle bir arada yaşamak zorunda kalan insanlar oldu veya yeni bir düzen kurmak zorunda oldular. İşte bunlar da aslında Uranüs'ün konusu. Sadece Uranüs'ün konusu deprem değil. Depremle tetiklendiği zaman Poseidon, Uranüs çok üst üsteydiler ve gerçek deprem göstergesiydiler. Şimdi onların arası biraz daha açılıyor. Uranüs'ün uzaklaşmasına da bağlı olarak ama bu çok yavaş bir uzaklaşma. Dolayısıyla tesirini hissediyoruz hala. Evet. Şimdi Plüton'un Kova Burcu'na geçişi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Biraz da ona değinelim isterim. Çünkü 8. eve giriyor. 8. evi de biraz akrebin evi olduğu için çok sevmiyoruz. Özellikle de Plüton'un güçlü olacağı bir yerleşim değil mi? Öyle. Plüton'un hem güçlü olacağı hem de yine Satürn yönetiminde olacağı bir plandan bahsediyoruz. Ve Türkiye açısından bakıldığında aslında Plüton'un güneşimizi karayacak. Çünkü bizim 5 derecede güneşimiz var. Şimdi bu aslında yönetim biçimiyle çok alakalı. Genel olarak insanların artık daha parlamenter düzeyde herkesin eşitlik, hak, hukuk, adalet konusuna daha ön planda bakacağı bir zamanı tetikliyor. Plüto aynı zamanda Kova'da teknoloji demek, bilim demek, bilimsellik demek, yine astroloji demek bu açıdan bakıldığında. Sadece Türkiye'nin 8. evi olarak düşünmeyin. Çünkü Türkiye'nin 8. evinden önce Plüton'un akrep dönemini de yaşadı bu toplum. Ve bizzat Türkiye'nin güneşiyle kavuşarak da yaşadık biz bu zaman dilimlerini. Dolayısıyla o dönemde de Türkiye üzerinde birçok konular yaşadık biz. Hatta bazı darbeler, ekonomik krizler vesaire
Plüto akrep zamanında oldu. Türkiye'nin güneşini tetiklediği zamanlar 5. evimizden. Şimdi 8. evimize girdiği zaman konunun biraz daha para ve para yönetimi, para yönetimine bağlı olarak belki mekanizma olarak devletin yönetim biçiminin idaresinin değişmesi, genel olarak banka ve bankacılık sistemleri, daha bir teknolojik yapıya dönüşmek birçok anlamda, toplum olarak buna dönüşmek zorunda kalmak veya daha aktivist topluluklar, daha kendilerini bireysel olarak sesini duyurabilecek insan gruplarının bir araya gelip bir güç oluşturması. Çünkü Plüto evrensel bir sembolizmadadır aslında Kova'da. Evet, Türkiye'nin 8. evine giriyor ama Türkiye'nin 8. evine girdiği zaman bireysel olarak kendi gücüm ve kendi iktidarım davasını güdemiyor. Kova sembolizması birlikten güç doğar anlamına gelir. Dolayısıyla hatta Plüto Kova'ya daha önce ne zaman gelmiş diye şöyle bir geriye baktığımızda, bu Fransız İhtilali zamanlarında 1789 zamanlarında Plüto Kova'da. Aslında biliyorsunuz o zamanlar daha Plüto keşfedilmemişti. Bu Fransız İhtilali hemen sonrasında Uranüs keşfedildiği için devrimler vesaireler hep Uranüs'e mal edilmiştir astrolojik olarak. Halbuki o dönemde Plüto zaten Kova'daydı ve insanlar bir araya gelerek işte Fransa'da monarşinin çökülmesine sebep, tamamen bambaşka bir sisteme geçmesine sebep oldular. Kova'nın sembolizması önce budur. Evrensel bir dili ve birçok insanı birleştirebileceği bir planı ortaya çıkartmak. Tabii ki 8. ev sembolizm açısından bakıldığında bu ortak çıkarlar birliği aslında temel olarak. Çünkü akrebin konularının, evet ölüm akrebin konularının başındadır ama akrebin temel konusu başka kaynakları kullanarak kendisine kaynak yaratan olmaktır. Konsolidasyon yapabiliyor olmaktır. Birçok farklı kaynağı birleştirerek kendisi için bir altyapı oluşturan olmaktır. Şimdi burada kova ile düşündüğünüz zaman aslında akreple kova birbirleriyle son derece uyumlu çalışırlar. Ve bunun içerisinde eğer ölümler olacaksa bu Satürn'ün, yani zamanın efendisinin arzu etmiş olduğu diyelim, artık vadesi gelen, yıkılması gereken, tamamlanması gereken, ki bana göre bu nedir biliyor musunuz? Eski teknoloji, tamamlanması gereken şeyler. Çünkü artık çağ değişiyor. İnsanların bilinçlerinin de değiştiği bir dönemdeyiz. Artık geleneksel yapılar, muhafazakar yapılar değil. Zaten Plüto bunları yıkarak gidiyor şu anda son dereceden. Tamamen aydın, özgür, bireysel ama aynı zamanda grup içerisinde maksimum faydanın çalıştırılabildiği gruplar, organizasyonlar, belki aktivist durumlar söz konusu olacak. Tabii ki Plüto Kova biraz insanın sesinin daha çok çıkmasını anlatacaktır. Çünkü kişisel anlamda veya toplumsal anlamda bana yapılan değil, diğerlerine yapılan haksızlıklar veya üzüntü verici durumların da beni etkilemesi durumu söz konusu var. Yani herkes aslında çorbanın içine bir şey dahil edecek ve bu bir birlik temasını açığa çıkartacak. O zaman şunu diyebilir miyiz? Plüto Kova çağında artık canım ülkemde konuşma özgürlüğü olacak. Herkes istediğini konuşabilecek. Evet, herkes konuşma özgürlüğü olacak. Herkes kendisi için inandığı, doğru bulduğu plan içerisinde bir grup bilinciyle hareket edebilecek ve grupların birbirleriyle çatışmaları muhtemel olsa bile eninde sonunda ortak bir bilince varmak mecburiyetine geleceğiz. Yani orada hiç kimsenin tekel bir şekilde ben böyle yapıyorum, istiyorum olduğu noktasındaki bir durumu değil. Hayır, herkesin ortak karar verdiği, herkesin eşit şekilde fikrini sunduğu bir plana geçeceğiz. Ve bunu yapmak da aslında bizim için bilinç demek. Çünkü Plüto Kova'nın aslında istediği şey, insanlardan temel olarak istediği şey, biz kavramını açığa çıkartmak. Satürn Kova da bunu istemişti zaten. Bu depremde de nasıl biz hemen biliyorsunuz halk olarak elimizden geldiği kadar birlik olmayı açığa çıkarttık. İşte Plüto Kova biz demektir. Dolayısıyla biz diyebilen, sadece kendisi için değil toplumun yararına, kolektifin yararına hareket eden herkes olabilecek en üst düzeydeki hem manevi hem maddi kazançla çıkacaktır işin içerisinden. Çünkü akrebin dönüşmesi de öyle bir şey ve akrep biliyorsunuz küllerinden doğan bir burç ve bu aslında uzun vadede, çünkü Plüto Kova'da 20 sene kalıyor. 20 seneye yayılan bir süreç. O yüzden kısa süreli bir transit olsaydı belki biraz da hani konsantrasyonumuzu ona getirip bir çözümler arayabilirdik. Fakat burada Plüto Kova'nın asıl konusu eğitim üzerinden çıkacaktır. Hı hı. Özellikle gençlerin, çocukların eğitilmesi ve onların teknolojik anlamda çok sağlıklı bir bireyler olması. Satürn balık da bunu istiyor zaten. Doğru gıda, doğru beslenme, bünyelerin daha artık aktif bir şekilde olması gerekiyor. Ve jenerasyonlar kendilerini ileri götürecekler. Çünkü Plüto uzay demek Plüto Kova'da. Uzay çağı demek, teknolojik çağı demek
ve artık birçok şeyin geleneksel yöntemlerle yapılması bitiyor demek aslında. Evet, şimdi Plüton'un biraz zihniyetini bildiğimiz için bir şeyleri yıkıp yeni sistemleri inşa ettiğini, biz de yozlaşmış, işe yaramayan, çürümüş sistemlerin artık yıkılıp yerine yenisinin inşa edilmesini bekliyorduk açıkçası Plüton zamanıyla birlikte. Ama tabii bu kadar üzücü bir şekilde yıkılmasını, insanların can kaybı yaşaması hepimizin içini yaktı, yaralarını sardı ama İnsanoğlu ne yazık ki kolay akıllanmıyor da. Yani diyecek bir şey yok bu konuyla alakalı ama burçlarımıza geçmeden bize böyle özellikle birkaç tarih uyarısında bulunur musunuz? Çünkü benim dikkatimi çeken bu anlattıklarınızdan sonra bir tarih oluştu. Özellikle Mayıs ayında Akrep Burcu'nda yine bir tutulma var sanırım. Ve üstüne Mars'ın da Akrep'e geçmesiyle Plüto-Mars karşıtlığı oluşuyor. O tarihler mesela tehlikeli bir tarih olabilir mi? Şimdi bizim önümüzde bugün zaten Dolunay yaşıyoruz. 21 Mart civarında bir yeni ay var, Koç yeni ayı. Ki o da 29 derecelerde oluşan bir yeni ay. Mesela o çok dikkat çeken bir tarih ve bu açıdan baktığımız zaman son derece, yine son derece ve Koç burcunun son derecesi, bu kendi içinde hem bireysel hem de toplumsal anlamda bir savaş halinde olmak demektir ya da o alarmda olmak demektir. Çünkü hat safhada Mars'ın aktif olduğu bir derece. 20 Nisan'da bir bu tutulma enerjisiyle de çalışıyor. Orada da 29 derecede Koç'ta ve Plüton'un da yine 29 derecede olduğu bir tarihteyiz ve bu açıdan bakıldığı zaman mesela bu tutulma zamanı, o 5 Mayıs'tan önceki tutulma zaten bu konunun gündemi olduğunun bir göstergesi. Birçok anlamda hem Plüton hem Uranüs'ün hala hatta olduğu zamanlar. Yani bizim 20 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerindeki tutulmalarımızdaki tesirler Ağustos ayına kadar etkileyecek ve bu sürede özellikle de yine Plüton'un Haziran'da biliyorsunuz Kova'ya bir girip tekrar Oğlağa dönmesi durumları var. İşte o dönem, yani Nisan, Mayıs ve Haziran ayları genel olarak bizim dikkatli ve tedbirli olmamız gereken aylar, zamanlar. Evet, bu tarihlerle ilgili en azından uyarılarımızı yapmış olduk. İnşallah yine böyle tatsız şeyler yaşanmaması dileğiyle diyelim. Burçlarımıza geçelim mi? Var mı eklemek istediğiniz genel olarak? Şöyle eklemek istiyorum. Kovanın sembolizmasından ziyade biraz Plüton'un sembolizmasına dalmak gerekirse, Plüto kovada beklediğim bazı şeyler var benim. Bunlardan bir tanesi aslında yeraltı kaynaklarıyla alakalı ve hatta Plüto yine Türkiye'nin 8. evine giriyor olduğu için yeraltı kaynaklarımızla ilgili bir takım keşifler bekliyorum açıkçası. Ya bunların çıkartılması, işlenmesiyle ilgili bir takım yasal süreçler vesaireler başlatılabilir veya yeni yeraltı kaynakları tespit edilebilir ki bu bence Plüto Kova'nın Türkiye'ye getireceği en büyük özelliklerden bir tanesi. Yanı sıra sivil toplum örgütleri çok güçlenebilir, çok bilinçlenebilir. Bu da insanların çok bilinçli bir şekilde artık kendisine bir yol bulması anlamına gelebilir ve evrensel anlamda bakıldığında özellikle Türkiye'de bu yeraltı kaynakları ve madenlerle ilgili konulardan büyük maddi gelirler elde edebiliriz. Çünkü Plüto Kova ya da Akrep'in evine girdiği zaman bu aynı zamanda para gelirleri anlamına gelecektir. Bu ithalatlara, ihracatlara da yansıyacak. Birçok şekilde toplumumuzu kalkındıracak bir takım başka alanlara da işaret edecektir. O yüzden Plüto Kova'yı, daha doğrusu Plüto'yu sadece yıkım olarak düşünmek beni çok üzer. Çünkü Plüto çok uzun vadeye yayılmış bir enerjiyi çalıştırıyor. Toplum özellikle gençlere çok iş düşecek. Onların eğitilmesi çok önemli. Altını üstünü çiziyorum. Uluslararası arenada kendisini var edecek. Bilgisayar teknolojisi, yazılımlar, kodlama, işte yapay zeka vesaire alanlarına yetişmesi gereken genç bir jenerasyonumuz var. Ve bizim bence en önemli konumuz ülke olarak gençlerimizin bu alanlarda maksimum şekilde eğitilmesine olanak vermek. Zaten Türkiye'nin kuzeyi düğümü de Başak biliyorsunuz. Plüto bu anlamda aslında ülkemizin gençlerine yatırım yapılması gerektiğini söylüyor. Ben şahsen bu konuda ilgili olan bütün idarecilerin özellikle bu konunun altını çizmek istiyorum. Lütfen gençlere, çocuklara yatırım yapsınlar. Çünkü o çocukların geleceğin çocukları, geleceğin yaşantıları için şu anda eğitilmeleri gerekiyor. Hem bu bizim Kuzey Ay düğümümüze sebep yardımcı olacak. Hem de Satürn balıktan geçerken aslında bizim, ben şöyle söylüyorum, bu Atatürk'ün 10. yıl marşı vardır ya biliyorsunuz, işte 10 yılda biz ne kadar zaman kat ettik diye. Aynı Satürn balık ve Plüto kova'da çok az zamanda çok yol kat edebilecek potansiyelimiz olduğunu söylemek istiyorum.
Bu eğer doğru çalışırsak toplum olarak gerçekten yapabileceğimiz bir şey. Ben o anlamda Plütokova'dan çok ümitliyim. Hatta Satürn balıktan da çok ümitliyim. Çünkü ülkemizin güney düğümünden geçerken sanki bizim o zamanında o Atatürk'ün o 10. yıl marşında anlatmış olduğu gibi birçok şey yapabileceğimiz, kendimizi kalkındırabileceğimiz, gençlerimizi eğitebileceğimiz, tekrar o tarım, hayvancılık, gıda sektörüne yatırım yapacağımız, yeraltı kaynaklarımız ve madenlerimizden kazançlar elde edebileceğimiz dönemleri de aslında işin içerisinde barındırıyor. Biz sadece yıkım ve felaket konuşuyoruz ama bu 20 yıl sadece yıkım ve felaket olmayacak mutlaka ki. Mutlaka yerine çok güzel sistemler oturtacak. İnsanlar özellikle şimdi kişisel hayatlarıyla ilgili ben kendimle ilgili bir yorum yaptım. Pluto 4. evime girdiğinden beri neleri yıkıp neleri inşa ettiğini ama sonunda nasıl bir ben ortaya çıkardığını fark edebilmek için az çok biraz astroloji okuryazarlığı olması da çok kıymetli bir şey. Plüto Kova astroloji okuryazarlığı da getiriyor. Ben hatta astrolojinin itibarının artacağını düşünüyorum Plüto Kova sayesinde. Bu da çünkü dikkate alınması gereken konulardan bir tanesi. Astroloji her zaman bir kehanet ve yorum sanatı olarak arka planda kalmıştır ki bence böyle kalması çok doğrudur. Çünkü bilimsel çalışmalara, teknolojik çalışmalara, yapılanmalara ön verilmelidir. Fakat astroloji de şöyle bir köşede dikkate alınmalıdır. Çünkü söylediği bir şeyler var ve bir tür data ve istatistik bilgisi var burada. Son derece kadim bilgilere ve kaynaklara da sahibiz. Bunu da dikkate almak insanlara kesinlikle zarar vermez. Tam tersi çok büyük fayda verir. Hem bireysel anlamda hem kolektif anlamda. Evet, şimdi bireysel anlama geçecek olursak burçlarımızın bu 20 yıllık süreçte ama az çok izleyecekleri yakın zamandaki fragmanda olası hayatlarında ne gibi değişimler olacak? Koç ve yükselen koçlar için Plüto Kova neler getirecek? Şimdi bu 24 Mart'la 12 Haziran arasında dikkat etsinler bütün burçlar bir kere temelde. Çünkü burası kovaya giriliş zamanı. Tabii ki biz tekrar 2024'te gireceğiz kovaya ama bu Mart ile Haziran arasındaki yaklaşık o 2-3 aylık zaman ki bir ekinoks zamanı aslında. 3 aylık döngüler şeklindedir ekinokslar. Bize bir 20 yılın aslında özetini verecek ve koç açısından bakıldığında bu 11. evde yani gruplar, sosyal çevre ve statülerle çok alakalı. Çünkü 11. ev kişinin toplum önünde kendisine ait hissetmek istediği planları anlatır. Ben hangi sosyal statüde olmak istiyorum? Hangi sosyal veya ekonomik koşullar içerisinde olmak istiyorum? Sorusuna cevap verecek ve burada koç için asıl değerli olan nereye ait olduğunu keşfedecek. Çünkü koç öncü bir burç olması sebebiyle çok şey yapabilir fakat ait, kendisine ait olduğunu hissetti ve arkasından onu takip eden insanların olduğu bir planda kendisini daha iyi ortaya çıkartabilecektir. İşte Plüto Kova sosyal çevrede bir eleme yapıp öncesinde ondan sonra da kendi organizasyonunu kurmasına sebep olacak. İşte bu aktivist grupları, sivil örgütleri, partileri vesaireleri özellikle oluşturacak burç. Koç burcu hem liderlik vasfını ortaya koyacak hem de toplum önünde kendisini en bulmak istediği yerde bulacak. 20 sene sonra tabii yani. 20 işte. Sene sonra tabii evet. Başlangıçta şimdi bir anda da her gün Plüton'un etkisinde olmuyoruz değil mi? Tabii. Çok yavaş ilerleyen bir sembolizma. Fakat dönüşüm az önce de söylemiştiniz ya dönüşüm insanların çok hızlı akşamdan sabaha yapabildiği bir şey değildir. Biz akşamdan sabaha bir olay yaşarız yaşadığımız o deprem olayı gibi. Fakat bunun bizim hem bedenimizde hem ruhumuzda ortaya çıkartılması gereken konuyu çıkartması çok uzun zaman alır. Zaten öncelikli olarak şu anda Satürn balığın temel konularından bir tanesi de ruhsal anlamda yaşadığımız travmaları iyileştirmek öyle değil mi? Çünkü biz toplum olarak çok büyük psikolojik bir travmanın altına girdik ve bunun gerçekten şifalanması gerekiyor. Büyük kaybetme korkusu, büyük zafiyetlerimiz tetiklendi, güvensizliklerimiz tetiklendi. Bu hastalıklar demektir temel olarak Satürn balığın konularından bir tanesi. Ve özellikle psikosomatik hastalıklar, psikolojik hastalıklar da olabilir bunun içerisinde. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Gerçekten psikologlara, rehberlere veya işte öğrenci koçlarına vesaire çok iş düşüyor bu dönemde ki özellikle Plüto Kova'yla da beraber aslında yeni bir yaşama, yeni bir vizyon adapte olmalarını kolaylaştırmak açısından. Evet. Yani diyebiliriz ki iyi günler gelecek ama hiçbir şey kolay olmuyor. İnsan için zaten hiçbir zaman öyle kolay olması öngörülmemiştir. Zaten bütün kadim öğretilerde bunu söyler. Bunun sebeplerinden bir tanesi insanın anlamaya karşı bir direnci var. Ve kendi konfor alanımızı bozmaktan imtina ediyoruz. Daha doğrusu korkuyoruz, çekiniyoruz. Alışkın olduğumuz koşullar ve şartlar hep devam etsin istiyoruz. Fakat bu da büyümeye engel. O yüzden
bu şekilde Uranüs olsun, Plüto olsun bize dönem dönem şoklar vererek aslında bilincimizde sıçramalar yaratmaya sebep olmaya çalışıyor ama bu da bizim için tabii hani dünya açısından bakıldığında acı verici olabiliyor. Evet, şimdi Uranüs'ümüzün en çok şok verdiği burçlardan birine geçecek olursak boğalar için de yine zorlayıcı bir süreç olacak sanırım. Çünkü 10. evde daha hissedilir oluyor sanki gezegenler hani köşe evlerden geçerken. Evet, şimdi benim yükselenim boğa ve ben hakikaten uzun zamandır Plüto kovayı bekliyorum. Neden bekliyorsun diye soracak olursanız bir yükselen boğa olarak söyleyeyim. Plüto 10. evde güç demektir. Eğer siz az önce söyledim ya çürük temeller inşa etmemişseniz, eğer siz kendinizden eminseniz, yaptığınız işe, sosyal ve toplumsal anlamdaki konumunuz, altyapınızın sağlam olduğuna güveniyorsanız Plüto'nun 10. evde vereceği şey size sadece güçtür. Yani sizi toplumsal arenada, mesleki arenada gerçekten layık olduğunuz veya takdir edileceğiniz şekilde o değeri size atamayı sağlayacak aslında Plüto. Ama siz hani az önce de dediniz ya birçok insan türedi ya da birçok astrolog var gibi düşünün. Birçok herhangi bir mesleği siz sadece çok az aslında bilip de kendinizi çok iyi pazarlayabiliyor bilen bir kitledeyseniz işte bu boğa sembolizması 10. eve geldiği zaman Plüto Kova'da işte bu bir şeyi lalet tayin yapan insan grupları diyelim doğal olarak ele edecekler ki zaten bence de böyle bir eleksiyonun ve seleksiyonun yapılması sağlıklı olandır. Çünkü gerçekten bu işe emek verip hak eden ya da herhangi bir işe emek verip hak edenle bunu hak etmeden ama maddi olarak kaynağından beslenen insanlar için bir ayıklama olacak. Bu da dediğim gibi benim şahsen bir boğa olarak, yükselen boğa olarak beklediğim transitlerden bir tanesi. Bu astrolojinin de hani taç olacağını düşündüğüm zamanlardan biri. Ama boğa için genel olarak sadece astroloji olarak değil boğa için konuşalım. Bence boğa burçları yetkinliklerini ispatlayacaklar. Yaptıkları işlerdeki sağlamlıkları, duruşlarıyla zaten takdir kazanacaklar ve aslında yılların belki ödüllerini almaya başlayacaklar. Yılların ödülünü alıyor boğalar inşallah. Evet, ikizler ve yükselen ikizler nasıl etkiler alacak bu süreçte? Şimdi ikizler ve yükselen ikizlere ben gerçekten tebdili mekan öngörüyorum. Çünkü Plüto onların 9. evinden geçecek. Bu da demektir ki dünya insanı olmaya çok yatkın olacaklar. Gerek bu üniversite çalışmalar, gerek bilimsel çalışmalar, gerek o dünya çapında belki insan haklarıyla alakalı olur, medya kuruluşlarıyla ilgili olur, yazarlık veya yayıncılıkla ilgili olur. Her neyse ikizlerin çalıştığı alanlar daha mobil bir şekilde dünyanın her yerini gezerek daha çok insan bilgi toplayacakları, teknoloji alışverişlerinde bulunacakları, bir takım örgütler, gruplar içerisinde faaliyet gösterecekleri ve ikizlerin ana konusu zaten merak ve keşif değil midir? O duygularını giderecekleri ve böylelikle de aslında maksimum bilgiye ulaşacakları bir dönem geliyor ve bu adaptasyon özellikle bakıldığı zaman ikizlerde çok güçlüdür. Kova sabit bir burç olmasına rağmen ikizlerin oradaki o teknolojik gelişmeler olsun, bilimsel çalışmalar olsun alıp diğer insanlara yayma görevi var. Dolayısıyla ikizler aracı olacaklar Plüto Kova'ya ve zaten doğal üçgen alıyorlar. Bu doğal üçgen de ikizlere özgürlük verecek aslında birçok arenada. Kendi özel hayatlarında da olabilir, iş hayatlarında da olabilir. O bir yere çakılı kalıp da hayatı geçindirmek zorunda oldukları, idame ettirmek zorunda oldukları plan değişecek. Daha özgür, daha hareketli ve yine kazanç elde edecekleri planlar çalışacak inşallah. İkizler için güzel bir sistem inşa oluyor aslında. Evet. Evet, bence özellikle hava burçları Plüton'dan destek alacaklar. Evet, yengeçler için nasıl olacak? 8. evlerine geliyor olması ve Türkiye'nin kaderini yaşatıyor mu yengeçlere? Evet, şimdi bu konuda yengeçler, benim etrafımda da çok yengeç var. Bunu genel olarak yengeç az önce bahsettiğim gruba çok giriyor zaten. Yani konfor alanı çok değiştirmek istemeyen, evet, sevmiyorlar gerçekten. Sevmeyen gruplardan. Fakat ben yengeçlerin bu krizleri aslında çözerken olaylara duygusal değil de rasyonel bakabilecekleri zamanlara geçiyor olduklarını öngörüyorum. Çünkü kova, yengeç tamamen duygu odaklı bir burçtur. Özellikle yöneticisi ay olması sebebiyle. Fakat kova aslında diyecek ki onlara herhangi bir kriz anında ya da herhangi bir kaotik bir durum olduğu zaman hemen rasyonel bir bilince geç. Yani olayları duygusal bir şekilde çözemezsin, ağlayıp kendini perişan ederek de çözemezsin. Ama sen akıllıcı bir biçimde çözümler üretebilirsin. Tabii ki 8. ev sembolizmasının içerisinde
içerisinde ölümler var, bu bir gerçek. Fakat ciddi anlamda maddi kaynakların yapılanması da var. Öbür taraftan hastalıklarla mücadele etmek ve onları da kazanmak var. Daha da güzel tarafı kendilerini çok derinleştirmek durumları var. Özellikle okült konularda araştırmalar yapabilirler ve bu alanda kendi yeteneklerini açığa çıkartabilirler. Duygusal anlamda çok güzel yapılanabilirler. Yengeçler ailelerle ilgili sorumlulukları bu dönemde tabii kovayla da bağlantılı alacaklardır. Ve şunu da söylemek istiyorum. Plüto kova özellikle annesiz babasız çocuklar demek temel olarak bakıldığında ve ben yengeç burçlarına koruyucu aile ya da koruyucu annelik sembolizmasındaki bir takım görevleri ve sorumlulukları da üstleneceklerini öngörüyorum. En azından Plüto'yu en hafif şekilde atlatmak istiyorlarsa böyle bir yöntem tercih edebilirler Plüto kovaya geldiği zaman. Evet, zaten özellikle koruyucu aile için yani 100 yılın başvuru patlaması yaşanmış. Tabii ki ilk başta böyle biraz daha duygusal yaklaşılabiliyor ama gerçekten bu işe emek ve gönlünü verecekler, belki de çoğu yengeç burcundan çıkacak. Çünkü o anaçlık duygusu hepsinin ruhunda var. İnşallah ailesini kaybetmiş evlatlarımız da onlar için en hayırlı, en mutlu olacak ailelerle kavuşurlar diyelim. Evet, çünkü Plüto kovanın sembolizmasından bir tanesi artık o aile, çünkü Plüto oğlak zaten onu yıkıyor. Geleneksel aile yapısının dışında herkesin eşit olduğu, aile ve çocuk kavramının değiştiği bir döneme işaret ediyor. Ve burada annesiz babasız çocukların da aslında bizim çocuklarımız olduğunu ve onlara da gerçek ebeveynlermiş gibi sahiplenmenin ne kadar değerli olduğunu bize yükselen yengeç veya yengeç burçları gösterecek. Evet. Şimdi geldik aslan ve yükselen aslanlara. Onlar için de yine epey etkili bir yerde, 7. evinde bir Plüto transiti yaklaşık 20 yıl sürecek. Aslan burçları nasıl değişecek? Şimdi aslan burçları sabit burç olması sebebiyle değişmesi en zor gruplardan ve aslan ben kavramından kolay çıkamayan bir burç açıkçası. Şimdi Plüto o ben kavramını yıkma açısından biraz zorlayacak aslanları hakikaten. Çünkü biz kavramına geçmeleri gerekiyor. Ve fakat aslanların öğrenmesi gereken temel konu şu: biz olmadan ben olamayacaklarını öğrenecekler aslında. Yani ben olmak istiyorsam bile bir bizin içerisinde kendimi inşa etmeliyim. Tabii ki 7. planın sadece ilişkiler, evlilikler değil, ortaklıklar, kamusal ve sosyal alanda kendilerini gösterebilecekleri her türlü grup faaliyetleri içerisinde olmak anlamına geliyor. Bu açıdan baktığınızda gerçek liderler sıradan insanlar arasından çıkacaktır. Bunu öngörmek lazım. Ben liderim diye ortaya çıkan değil ama gerçekten yaptığı işi en iyi yapan insanların ön plana çıkartılması olacak. Bu bazı durumlarda içindeki potansiyeli açığa çıkartamayan aslanlar için mükemmel bir sahneye çıkma zamanı anlamına gelecek. Bazı durumlarda da fazla kendisini ortaya koyan, gösterenler için de geri çekilme zamanı anlamına gelecek. Bence aslan kova hattı hem gerek ilişkilerde olsun, gerek bu tarz sosyal ve kariyer planlarında olsun, birliktelik planını en güzel şekilde açığa çıkartabilecek bir burç. Çünkü aslanın da her zaman bir audience, yani bir seyirci kitlesine ihtiyacı vardır. İşte Plüto aslında bunu getiriyor, bir kitle getiriyor aslana. Eğer o kitleyle uyumlu bir şekilde ben demeden biz diyerek hareket ederse, hem bu ilişkilerinde çok son derece olumlu, uyumlu, arkadaşlık, dostluk kavramının daha ön plana çıktığı şekilde yürütebilir ilişkilerini. Hem de kendisini de var edebilir. O yüzden evet, aslanlar için çok köşe bir alanda ama aynı zamanda güzel bir alanda. Onları da hayırlar getirsin diyelim Plüto kova süreci. Başak ve yükselen başaklara geldiğimizde. Ben şahsen en çok dikkat etmesi gereken grubun başak olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim de aynı zamanda bir başak olduğum için bunu söylemek isterim. Çünkü Plüto başakların 6. evine girecek. 6. ev sağlık evidir her şeyden önce. Ve özellikle Satürn balık da zaten bunu söylüyor. Plüton biliyorsunuz başaklar çok çalışır. Daha doğrusu sadece çalışır. Hayatta çalışmaktan başka bir konudan keyif almayan bir burç. Fakat Plüto kova artık başakların çalışma planlarının ve düzenlerinin yıkılması anlamına gelecek. Çünkü orada kişilikli ya da nitelikli çalışmalar yaparak kendisini heba etmeden de aslında işini en iyi şekilde yapabileceğini veya işini teknolojik anlamda bir üst level'a taşıması gereken konularla yüzleşmesi gerektiğini anlatacak. Yani biraz teknolojik kolaylıklardan bahsediyor Plüto kova. Bu birincisi. İkincisi, sağlık konusuna çok dikkat etmesi gerekir başakların. Çünkü önümüzdeki süreç, Satürn balık da çünkü bunu istediği için, bir takım
sağlık sorunları başakların gündemine gelebilir. Bu genel olarak vücut metabolizması ile alakalı, bağışıklık sistemi ile alakalı. Başak biliyorsunuz beslenme, bağırsaklar vesaire de çok alakalı. Hem yediklerine, içtiklerine dikkat etmeleri lazım. Yeni bir günlük rutin veya düzen oluşturmaları lazım. İşlerine kendilerine ayırdıkları zamanı daha dengeli ayırmaları lazım. Çünkü Plüto aşırı giden başakları tak diye yatıracaktır bir kere önce temel olarak. Yani çok fazla abartılı, yaptığı her şeyi abartılı yapmak isteyen aşırı mükemmeliyetçi başakların biraz kendini durdurması gerekecek. Biraz kendilerine özen göstermesi gerekecek. Bunun sağlık olarak çıkmasını istemiyorsa sevgili başaklar, ki ben de istemiyorum, biz günlük yaşantımızı daha farklı bir rutin içerisinde yapılandırmayı seçmeliyiz şimdiden. Evet, Satürn'ün belki de yapamadığını Plüto yapacak şimdi. Satürn konuları hemen gündeme getirecektir. Hemen dikkat, yani hemen çözülmesi gereken, ama Plüto uzun vadede. Çünkü Plüto öyle enteresan ki, hani bir şey çürür fakat onun çürüdüğünü fark etmezsiniz. O kadar uzun yıllara yayıyor enerjisine çünkü. Ama dönüp bir baktığınızda, yani bunu ben işte atıyorum, şeker hastalığı bunun gibidir. Hani şu anda yediğinize dikkat etmezseniz de bir bakarsınız şeker hastası olmuşsunuz. Şimdiden dikkat edilmesi gereken konuları açığa çıkaracak. Fakat Satürn gelir gelmez hemen bir şeyler ortaya çıkartıyor. Yani ne yapıyor temel olarak? Başağa karşılık verdiği için vücutta organlarla alakalı sorunlar, işte organ büyümesi olabilir, kanser başlangıcı olabilir. İşte birçok konuların ele alınması gerekecek hemen, acil. Evet, o zaman sağlıkla ilgili konularda yine Başak burçlarını hassas günler bekliyor. Başak burçları bu konuda çok güçlüdür ama. Güçlüdürler, biliyorum onları, evet. O yüzden sağlık konusu Başak konusu. Hepsinin bir özel sağlık sigortası var Başak, tanıdıklarımın. Bu konuda hassaslar. İnşallah sağlıklı, güzel günler. Sağlıkla ilgili belki düşünce yapılarının inşa olacağı bir dönem gelecek onlar için de. İnşallah rutin koşuşturmaları bol olsun diyelim ki sağlıkla çok uğraşmaya vakit kalmasın. İnşallah. Teknolojiyi hayatlarına sokarlarsa biraz rahat ederler. Evet. Geldik şimdi terazi ve yükselen terazilere. Şimdi aslanlar için dediniz ya, onlar biz demeyi bilmiyor. Acaba bu süreçte terazilere ben demeyi öğretir mi biraz? Terazinin 5. evine geliyor. Şimdi terazi burcu zodyak içerisinde en çok aşk isteyen, hatta aşkın meyvesi olarak da çocukları isteyen. Yengeçler de tabii aileyi, çocukları sever ama terazi bunu daha romantik bir planda yapar. Dolayısıyla Plüto Kova aslında 5. evden terazilere güzel bir hava üçgeni verecek. Bu gerçekten severek, isteyerek birlikte olduğu birliktelikler, ilişkiler ve bir gelecek ve çocuk planı aslında önümüzdeki zamanlarda. Yine terazilerin o içlerinde olan yaratıcılık duygusu, çünkü terazi estetikle, sanatla da çok değerli ilgilenen bir burçlardan bir tanesi. Daha kendini medyatik bir şekilde ortaya koyabilme imkanları olacak. İlişkileri daha dengeli olacak Kova'yla. Ve Plüto Kova'nın ilk getireceği şey şudur. Eğer hayatınızda çürük bir ilişki varsa, bu dönem, özellikle bu fragman zamanı, yani Haziran'a kadar olan süreçte bu çürük ilişkilerin gidiyor olduklarını görmeniz lazım. Terazi eğer dengeli bir şekilde olayı yönetir ise, yani giden enerjilerin arkasından kendini heba etme ya da perişan etme noktasına geçmezse, Plüto aslında daha sağlıklı, daha dengeli ilişkiler getirecek önümüzdeki zamanlarda ve bunlar terazileri daha da mutlu edecek. Ben Plüto Kova'nın terazilere çok aslında yarayacağını düşünüyorum. İkizler ve terazi Plüto'dan çok beslenecekler. Evet, teraziler içimiz biraz rahatladı sanki. Yani ben şimdi akrep olarak kendi adıma çok rahatlayayım. Çünkü Plüto karelerimi ve Plüto güneş karelerimi yaşayacağım. Ama yavaş yaşayacağımı düşünerek şu aralar keyfine varacağız inşallah. Bakalım, güzel günler ağız tadıyla güzel günler gelirse elbette. Evet, şimdi akrepler için sanırım yine 4. ev, köşe ev olduğu için ve söz konusu Plüto en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi yine Akrep Burcu'nun. Nasıl etkiler, merak ediyoruz. Şimdi tabii ki akrepleri bayağı sağlam etkileyecek. Bir kere köklerden ayrılıp kendi kökünü kurmak sembolizması çalışacak akrepte. Dolayısıyla akrep burcu kendi doğduğu belki vatandan ayrılacak, belki aile olarak tanımladığı insanlardan ayrılacak. Bambaşka bir yerde bambaşka bir düzeni baştan inşa etmek ve kendi köyünü inşa etmek diyorum ben ona. Akreplerin çoğu göç edecek belki. Göç edebilir veya kendisini ailesinden bağımsız yepyeni bir hayat kurabilir. İşte kendi köyünü inşa etmekten kastım böyle bir şey aslında. Evlendirir de. Evlendirir, çocuk sahibi yapar. Öyle bir düzenlerin içerisine sokar ki
dönüp baktığında ben aslında bunlara çok yabancıydım dediği yerlerde bulur kendisini. Fakat Plüto 4. evden geçen çok insan tanıyorum ben tabii. Bunu da söylemek lazım. Plüto, bütün akrepler Plüto karesi yaşayacaklar. Plütosu akrep olanlar. Bu yeterli değil. Aynı zamanda Uranüs akrep olanlar da Plüto karesi yaşayacaklar. Bir de genç bir jenerasyon var. Bu 90'lı jenerasyonlar da Uranüs'ü kova, Neptün'ü kova jenerasyonlar da Plüto kovayı yaşayacaklar. Şimdi bunların hepsini bir koşuş değerlendirirsek gerçekten insanların bulundukları yerden çok bambaşka yerlerde kendilerini bulması söz konusu. Dördüncü ev, onuncu evin aksıdır. Dolayısıyla iş sebebiyle, yaşantı sebebiyle, geçim kaynağı sebebiyle akrepler Plüto sayesinde farklı yerlere göç edip yeniden orada köklenecekleri yaşantıları kuracaklar. Evet, şimdiden akreplere de iyi gelmesini diliyorum. Korkmayın, Pluto 4'ten yeni mezun olmuş biri olarak ya gerçekten çok farklı bir yere getiriyor insanı. İyi ki diyorsunuz sonunda. Tabii her zaman öyle. Bütün göksel faaliyetler için bu böyle söylenmeli bence. İlk etapta biz mesela Satürn balık için bunu konuşmak gerekirse herhangi bir gezegen sıfır dereceye girdiği zaman orada bir saflık vardır. Ve bir samimi inanç vardır. Her şey iyi olacak inancı. Mesela Plüto kova için de konuşabiliriz bunu. Hem saflıkla hem de her şey iyi olacak inancıyla biz gireriz olaya. Fakat o gezegen o derecede ilerlemeye başladığı zaman aslında bizim o saf inançlığımız ne kadar cahillikmiş olarak bize geri döner. Çünkü bu aslında böyle olmadığını görürüz ve böyle olmadığıyla yüzleşiriz. Bu bazıları için yani olaya duygusal bakanlar için büyük hayal kırıklığı şeklinde olur. Nasıl böyle olur diye. Fakat olaya rasyonel bakanlar için aslında olayı okuyabilmelerini sağlar aynı zamanda. Yani evet ben çok saftım, çok bilinçsizdim, hatta çok cahildim ama kısa yoldan öğrendim ve şimdi ne yapmam gerektiğini biliyorum noktasını çalıştırır. İşte hem akrepler için ya da Plüto Kova'nın genel olarak vereceği o cahillik, samimi cahillik diyorum ben ona, saflık diyorum. Evet, insan belli dönemlerde oluyor işte yani. Her konuda bazen çıkabiliyor saf cahilliği. Evet, bu aslında samimiyet göstergesi ama çok kısa zamanda bunu da düşsek bile kısa zamanda kendimizi toplamalıyız. Evet, güzel, çok güzel özetlediniz. Şimdi yay burçları için neler getirecek Plüto kova süreci, onu konuşalım. Yay burçları için 3. ev sembolizmasını çalıştıracak. İkizlerin bir aksi olarak düşünün. Yayların ben kendilerini eğitime adayacaklarını öngörüyorum ki Plüto kova ile istediğim tam olarak bu. Çünkü özellikle yay burçlarının bu teknoloji de o kadar hızlı bir şey ki biliyorsunuz hani sürekli yenilikle takip edilmesi gereken bir şey. Zaten Jüpiteryan etkiyle dünya çapında global bazda hem ekonomik yapılanmaları hem sosyal yapılanmaları hem akımları, trendleri vesaireleri en iyi okuyabilecek, en iyi vizyonu ve öngörüyü yapabilecek yani toplumları bir yerden bir yere götürebilecek, bakışı kazanabilecek burçlar yaylar ve dönüp bunları kendinden sonraki jenerasyonlara, nesillere aktarması gereken burç aynı zamanda yay. Çünkü yay öğretmen demek, akademisyen demek. Dolayısıyla özellikle yay sembolizması bu keşifleri, teknolojik gelişmeleri diğerlerine aktarmakla görevli ve bu diğerleri çok uzak çevrede, yakın çevre. Yani kendi çocukları, kendi kardeşleri, kuzenleri, akrabaları, komşuları, yani birçok insan için aslında maksimum hizmet çalıştırabilecekleri, bağlantılar ve linkler oluşturabilecekleri, birçok insanı farklı alanlarda yaşam organize etmelerine yardımcı olabilecekleri bir süreç geliyor. Bu yayların da evrensel temasına, çünkü onlar Jüpiteryen bir etki olduğu için evrensel temaya çok yatkın. Hem de kovadan da zaten aslında sekstil de alacaklar yani bakıldığı zaman. Bu açıdan bakıldığında yayların misyonunu ve kendilerinin işe yarar hissetmeleri, birçok insana ulaşabilmeleri açısından çok değerli, güzel bir destek alacaklar. Evet, üçüncü evden de aslında güzel geçerken yaylara da iyi gelmesi umuduyla diyelim. Oğlaklar için nasıl olacak bu süreç? Oğlaklar için parasal güç bekliyorum. İkinci evlerinden geçecek çünkü tabii Satürn nihayet. Onun aslında en sevdikleri şeylerden bir tanesi. Evet, Satürn zaten kovadan geçerken onları açıkçası biraz maddi olarak zorladı. Oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Şimdi Plüto bu maddi zorluğa kesin çözüm bulma konusunda onları itekleyecek. Ve genel geçer kaynaklardan beslenmek yerine
kendilerini tam anlamıyla, bir de kova sabit burç biliyorsunuz, kalıcı ve sabit gelirler inşa etme noktasında destekleyecek ve bu ciddi bir çalışma demek, ciddi bir yapılanma demek. Yani oğlaklar zaten çalışkan bir burç, başaklardan farklı olarak daha organize olabiliyorlar. Şimdi kova sembolizmasına girdiği zaman kendilerine uzun ömürlü, garanti ve kalıcı kaynaklar, gelirler üretecekler ve bunun için yine bilim giriyor, bunun için yine teknoloji giriyor, bunun içine gene yeraltı kaynakları giriyor, bunun üzerine aktivist çalışmalar giriyor ve oğlak bunların hepsini paraya dönüştürebilecek. Teknolojiden en iyi para kazanacak burç oğlaktır, bu özellikle kova. Evet, güzel. Oğlakların da sevdiği bir yerleşke olacak sanırım bu durumda. Şimdi yine en çok etki alacak burçlarımızdan bir tanesi, belki de dönüşümün en fazlasını yaşayacak kovalarımıza nasıl gelecek Plüto kova süreci? Şimdi zaten Satürn kovaların yakasını hiç bırakmıyor farkındaysanız. Daha yeni bırakacak daha doğrusu. Ama bence kovalar kendi benliklerine ve kimliklerine Plüto sayesinde kavuşacaklar. Gerçekten kova çok değerli burçlardan bir tanesi. Biliyorsunuz dahiler burcu diye geçer. Ve ben birçok bilim adamının, birçok gerçekten teknoloji yapılanmanın, icatların, mucitlerin kaynağının bu dönemde, Plüto kova döneminde kova insanlarına yarayacağını öngörüyorum. Çünkü kova gerçekten insanlığı ileri götürmek için var olmuştur. Ve bir kova insanı nihayet yeni anlaşıldığını görecek. Çünkü şimdiye kadar hep çağının ilerisinde kalarak, hatta ötekilenen, işte uzaklaştırılan, anlaşılmayan kovalar Plüto kovaya geçtiği andan itibaren birdenbire merkeze çıkıp daha bilimsel bakış açıları, evrensel bakış açıları ve insanların faydasına bir şeyler yapan enerjiyi ortaya çıkartacaklar. Bu kovalar için aslında o içlerindeki gizli aslanı açığa çıkartma zamanı. Çünkü kova şimdi tam yeni kendini buluyor. Şahsen ben kovalar için hiç negatif değil, son derece pozitif bir etkileşim bekliyorum. Satürn onları aslında, şimdi Satürn bir yandan kovanın da yöneticisi olarak baktığımızda kovalara iyi gelmedi. Çünkü kovalar biraz baskıyı ve sınırlandırmayı sevmiyor. Aslında Satürn'ün doğası onlara çok da uygun gelmediği için çok sıkıldıklarını, çok mutsuz olduklarına denk geldim kovaların bu süreçte, ama Plüto onları yeniden yapılandıracak bence diye düşünüyorum ben de olumlu olarak. Şöyle, Satürn aslında onlara bir karakter, bir omurga, bir kimlik kazandırdı. Her ne kadar bunu biraz sıkarak, baskı yaparak ve engelleyerek kazandırsa bile teknik olarak kovaya hazırladı, yani Plüto'ya hazırladı. Şimdi Satürn'ün yaptıklarını da boş görmemek lazım. Yok, görmeyelim zaten. Bazen dışarıdan bakılan gözler yanlış gözlemleyebiliyor. Mesela Satürn sürecinde diyoruz ki ya sen ne kadar aslında hani daha böyle ağır başlı, oturaklı oldun. Belki yeni bir sen hazırlanıyor ama insanlar böyle hep içimizdeki çocuğu arıyoruz ya karşımızda görmekten. Ama hayat şartları öyle olmuyor. Bazen olgunlaşmaya da zorluyor. Satürn belli yerleşimlerden geçtiğimizde, daha çok belirgin evlerden geçtiğinde de daha fazla bizi etki ediyor, nüfuz ediyor. Bu da karşıdan bazen olumsuz gibi yorumlanabiliyor ama biraz önce konuştuğumuz noktaya gelecek. Yine astroloji okumak önemli olan. Okursan aslında sana ne kadar fayda sağladığını Satürn'ün de görebiliyorsun. Evet, ben Satürn bir burca geldiği zaman o burca hemen bir kimlik kazandırdığını gördüm deneyimlerim sayesinde. Evet, o kişi bunu yaşarken sıkıntısını çok çekiyor, fakat dönüp baktığında Satürn gittikten sonra bir karakter, bir kimlik, bir kişilik, bir oturaklı bir şey kazanmış oluyor. Şimdi aslında Satürn kova bunu sağladı. Plüto kova ise bu oturmuş olan kimlik üzerine yapılanma sağlayacak ve aslında asıl potansiyellerini, yeteneklerini ortaya çıkartmak zorunda kalacaklar. O yüzden bir de kova tabii gerçekten geleceğin burcu. Yani insanlığın gideceği vizyonu kova belirleyecek. Biz hatta biliyorsunuz Plüto kova çağına gireceğiz 2150'li yıllarda. Şu anda balık çağının sonlarındayız. Zaten bu yaşanılan yıkımların bu kadar çok olması, birçok insanın kurban şeklinde olması hep balık çağının son evreleri, bir tür devir sonları olması sebebiyle. Ama Plüto kova dediğiniz zaman uzay çağı geliyor artık. Yani o bilincin aşağı çıkması lazım. Kova insanların da burada şöyle bir şey düşüyor. Diğer insanlara misyon ve vizyon sağlama potansiyeli. Bunu da önce kendi kimliklerini oturtturdular Satürn sayesinde. Şimdi diğerlerine geldi sıra. O çağın ilerisinde olma halleriyle bizi tanıştıracaklar ve biz onların peşinden gideceğiz aslında. Evet, kovaları takip edeceğiz. Peki balıkları neler olacak bu süreç içerisinde Plüto kova çağında? Şimdi balıkların 12. evine giriyor. Bu bilinçaltı yapılandırılması demek aslında baktığınızda. Balıklar asıl bundan hiç hoşlanmayacaklar bence. Çünkü balıklar için kova çok soğuk ve serttir. O yüzden bu kadar rasyonel olmak, bu kadar fazla
katı bir takım kuralların içerisinde, belki o Satürn de oradaydı çünkü, yaşamak bilinçaltında o dağılmayı, hayal dünyasında kaybolmayı seven balıklar için biraz sert gelebilir. Fakat şöyle bunun yönetilmesi gerektiğini öngörüyorum. Bence kovanın etkisi balığa gerçek içlerindeki şifacıyı ortaya çıkartmalarını sağlayacak. Ve şimdiye kadar belki kendilerini acıdılarsa eğer, şimdi toplumsal bir misyonla gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanlar için gönüllülük prensibiyle birçok yerde biz balıkları göreceğiz. Yani birçok gönüllü dernekler olabilir, hayvan hakları olabilir, insan hakları olabilir, çocuk hakları olabilir. Her yerde öne çıkan bir balık sembolizmasını göreceğiz. Çünkü burada da büyük bir empati yeteneği yatacak balıkların ve şifa kaynağı kanalları açığa çıkacak. Balıkların zaten o hayal dünyasında kaybolmak yerine kendi enerjilerini, ki özellikle en çok ihtiyacımız olan enerji biliyorsunuz şifa, o şifa enerjisini evrensel bir boyutta yaymaya başlamaları da onları kendi kurban bilinçlerinden kurtarıp insanlık için faydalı hizmetler yapabilecekleri bir plana taşıyacak. Bu da bana göre balığın enerjisinin en düzgün kullanılmasıdır. Fakat balık önce bir soğuk bir duvara çarpmış gibi hissedecektir kendisini bulana kadar. Bulduktan sonra da enerjisini çok güzel kullanacaktır. Evet, neticesinde aslında dinlediklerimden sonra tüm burçlar için diyebilirim ki, yani olaya olumlu ve tarafından bakacak olursak Plüto Kova döneminin de ne kadar olumlu katkıları olacağını anlayabiliyoruz. Ama hiçbir şey başta da konuştuğumuz gibi bir günde ya da kolaylıkla olmayabiliyor. Bazı şeyler ne yazık ki en dipteyken en büyük zorluklarla, mücadelelerle geliyor ama yepyeni bir kimlik oluşuyor. Buna da şükrediyoruz bilincimiz ve okuma gücümüz olduğu sürece. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Paylaştığınız bilgiler için ağzınıza, ayaklarınıza sağlık. Çok mutlu oldum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Bugün de astrolojinin incesinde sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın.